İsrail katliamları sürdürürken yeni bir ateşkes ve esir takası için yoğun diplomatik çabalar var. Bu çabalar sonunda 3 aşamalı bir çerçeve plan ortaya çıkmıştı. Hamas bu girişimi olumlu karşılamıştı ve kendi ateşkes planı önerisini aracılar üzerinden İsrail'e iletmişti. Hamas'ın önerisine göre plan 3 aşamayı kapsıyor. Her biri 45 gün sürecek. İlk aşamada iki taraftan çocuklar, kadınlar ve yaşlılar serbest bırakılacak. Gazze şeridine günde en az 1500 insani yardım aracı girecek. İsrail tüm yerleşim yerlerinden çekilecek. Evlerini terk edenler geri dönecek. Hasar gören hastaneler onarılacak. Diğerleri de hizmete açılacak. İkinci aşamada Hamas Gazze'de tuttuğu İsrailli esir askerleri serbest bırakacak. Karşılığında İsrail de Filistinli esirlerin bir kısmını salıverecek. Ayrıca İsrail güçleri Gazze'den tümüyle çekilecek. Üçüncü aşamada taraflar arasında cesetlerin değişimi yapılacak. Bu süreçte savaşın nihai olarak sona ermesi için müzakereler gerçekleştirilecek. Hamas, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana ele geçirdiği tüm esirlerin serbest kalmasını istiyor. Direniş hareketi ayrıca Türkiye, Mısır, Katar, Rusya ve Birleşmiş Milletler'in her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep etti. Gözler İsrail'e çevrilmişti. Başbakan, Hamas'ın ateşkes planını reddetti. כניעה לדרישות ההזויות של החמאס, שמענו עכשיו, לא רק שלא תביא לשחרור החטופים, היא רק תזמין טבח נוסף. Netanyahu amaçlarına tam olarak ulaşana kadar saldırıların süreceğini söyledi. Orduya Refah'a saldırıya hazırlanma emri verdi. Savunma Bakanı Yoav Gallant da birliklerin yakında Gazze şeridinin başka bölgelerine sevk edileceğini söyledi. Hamas'ın tepkisi ise reste restle karşılık verme şeklindeydi. Yapılan açıklamada Netanyahu'nun sözleri düşmanın savaşı sürdürmek istediğini gösteriyor. İsrail ateşkesi reddetti. Hamas her türlü seçeneğe hazır. Tüm Filistin direniş güçlerini İsrail'e karşı koymaya çağırıyoruz denildi. Öte yandan Hamas görüşmelerin devam etmesi için Mısır'ın başkenti Kahire'ye bir heyet göndereceklerini de açıkladı. Bu sırada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Orta Doğu'daydı. Çarşamba günü önce İsrail'i ardından Filistin'i ziyaret etti. Ona göre taraflar arasındaki pazarlık süreci devam ediyor. Yani ateşkes anlaşması hala mümkün. There are some clear non-starters in Hamas's response. We do think it creates space for agreement to be reached. And we will work at that. Relentlessly until we get there. Blinken, savaş kabinesiyle yaptığı görüşmede de esirlerin evlerine dönüşüne odaklanacaklarını söyledi. Focus on the hostages and the strong desire that we both have to see them return home to their families. The work that's being done. The most urgent issue is, of course, to find ways to reinstate the hostages once they've been done. İsrail halkı ise ateşkes ve esir takası anlaşması yapılması için hükümete baskıyı sürdürüyor. Serbest bırakılan esirler başkent Tel Aviv'de bir araya geldi. Rehine anlaşması yapılması için Netanyahu'ya çağrıda bulundular. Meod pochedet ve meod hoşeşet. Şim tamşiyek bakav haze. Şel mitut ha-Hamas. Lo yişaru şubuyim leşehrer. חזרו, אבל שלנו עוד לא חזרו.